Evet Hanım. Hadi iyi akşamlar. Geceyiz Hanım, nasıl geçti? Çok keyifliydi, çok güzel bir geceydi. Çok eğlendik. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yeni bir film projem var. Onun dışında böyle şu anda dizilerle görüşüyorum. Her şey çok yolunda. Ne tarz bir proje bekliyorsunuz? Beklediğiniz bir rol var mı? Evet var ama şu an söylemesem daha iyi olur. Sürpriz olsun hepiniz için. Böyle seri katil gibi bir şey oynamak yok, ister. Öyle bir şey değil. Benim çocukluğumdan beri hayalim olan bir rol, öyle söyleyeyim. Yani dansçıyım normal. Şu an okudunuz. Evet. Sosyal medyada çalkalayan bir olay var, siz de biliyorsunuzdur. Ayrılık muhabbeti, evet. Aldatma durumu oldu diye. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Bu konuyla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum çünkü biraz kırgın ve üzgünüm. O yüzden çok teşekkür ederim. Story attınız aldatıldım şarkısıyla ilgili, ondan sonra sildiniz. Gerçekten bir aldatma durumu var mı? Çünkü sonrasında Gökmen beni de takipleştiniz, o da çok konuşuldu. İkiniz çünkü aynı anda sevgilinizden aslında ayrıldınız. O yüzden de ihanet ve ayrılık haberleri çıktı, aldatma haberleri çıktı. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani dediğim gibi hani benim için zor bir süreç geçiyor. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü herkes için zordur eminim. Teşekkür ederim. İhanet durumu var mı peki? Bir şey söylemeyeyim. Doğru diyebilir miyiz efendim ihanet için? Çok teşekkür ederim. Sadece çok kırgın ve üzgün olduğumu söyleyebilirim. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun.